Selçuk Türk Yılmaz Erdoğan'ın konuşmaları neden kitaplaştırılmalı? Kuala Lumpur zirvesi İslam dünyasının kendi içinde müthiş bir gerilim yaşadığını gösterdi. Muhafazakar muhalefet ve diğer odaklar bu gerilimi İslam dünyasının iç dinamikleriyle açıklayarak kendilerine göre pozisyon belirlemeye çalışsa da bu gerilimlerin şiddeti konunun basite indirgenmesini önlüyor. Çok uzun bir zaman Türkiye'nin gerçekliğinin üstünü örterek, emperyal merkezsel kurdukları ilişkileri meşru hale getirmişlerdi. Fakat 15 Temmuz işgal ve istila girişimi, milli ve yerli olanlar küreselciler arasındaki derin çatışmayı açığa çıkardı. Sosyal bilimlerin farklı alanlarında fikir üretenler için, oldukça heyecan verici olduğunu düşündüğümüz olaylar bir yandan yerel nitelikleriyle öne çıkarken diğer yandan da çok geniş bir coğrafyada yaşananlarla şaşırtıcı benzerliklere sahiptir. Türkiye'de FETÖ olarak isimlendirilen bağımlı unsurların Kuala Lumpur sirvesinde Suud ve Baya olarak ortaya çıkması iç dinamik dış dinamik tartışmasını gereksiz kılmaktadır. 15 Temmuz'da Türkiye'yi içeriden ele geçirmek isteyenlerle Kuala Lumpur sirvesini engellemeye çalışanların 2013'te Mısır'da bir araya gelerek Sisi iktidara taşıması coğrafyanın sorunlarıyla ilgili genel bir fikir verebilir. Suudi Arabistan, Baye ve Mısır'ın İslam dünyasında meşru bir taraf olduğunu söylemek doğru değil. Suudiler en son 50 yıl önce petrol krizinde taraf olmaya çalıştı fakat Batı emperyalizminin ağır müdahalesi kralın ölümüyle sonuçlandı. Bu cinayetle siyaset alanı bir daha düzenlenmiş ve yeni düzen aradan 50 yıl geçmesine rağmen devam etmektedir. Muhammed bin Salman ve Muhammed bin Said Amerika ve İngiltere'nin elidir. Türkiye özellikle 2008 krizi sonrası seçtiği yeni yolda dönüştürücü adımlar attıkça 90'lardaki müdahalelerin benzerleriyle tekrar karşılaştı. Türkiye'de entelektüel hayatı şekillendirenlerin FETÖ konusunu liberal kıstaslara sıkıştırmaları ideolojik bir perspektife işaret etmez. Bu konuda Bin Salman ve Bin Zaid örneğindeki gibi bağımlı, angaje yapıların batıya olan derin inançlarıyla alakalıdır. Milli ve yerli olmanın bir bedeli olduğunu biliyorlar ve bağımlı oldukları merkezlerin tezlerine göre hareket ediyorlar. Erdoğan 2013'ten itibaren Türkiye'nin maruz kaldığı her saldırıyı kelimenin bütün anlamlarıyla milletle beraber olduğu için püskürtmeyi başardı. Bu birliktelik Türkiye'nin alameti farikasıdır. Muhafazakar muhalefetin ve diğer bağımlı yapıların özellikle yerli ve milli kavramlarına karşı kullandığı yıpratıcı dil, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin dönüştürücü gücünü yok etme mücadelesine işaret eder. Erdoğan'ın 2013'te Türkiye'ye ve şahsına yönelik en güçlü saldırıların olduğu zamanlarda dahi Kuzey Afrika gezisini iptal etmemesi, Türkiye'nin milli ve yerli ekseninin sınırları hakkında çok önemli işaretler verir. Bu dönemde farklı meşalarda Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar, tarihi değeri bakımından çok önemli olmakla birlikte Türkiye'nin ürettiği yeni siyaset hakkında da çok şeyler söyler. Kuala Lumpur sirvesindeki konuşmayı 2013 Kahire konuşmasıyla birlikte ele aldığımızda yeni bir yaklaşımı görebiliriz. Bu konuşmalarda Türkiye'nin yakın coğrafyası ile ilgili tutum değişiklikleri öne çıkarken batı ile olan ilişkilerde de yeni bir yaklaşım göze çarpar. Aynı şekilde 15 Temmuz'da Hartum sokaklarında gece sabaha kadar süren duaları Hartum Üniversitesi'ndeki konuşmada dile getirilen meselelerden ayrı düşünemeyiz. Türkiye'nin liderleri daha önceleri de Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden seslenme imkanı bulmuştu. Bu konuşmalardan hiçbiri özgün değildi ve batıya bağımlılık ifade etmekten öteye geçemiyordu. Türkiye'nin geçmişteki liderlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı ve tarihe geçmiş bir konuşmasından bahsedemiyoruz. Bu, bizi doğrudan ilgilendiren meseleler için de geçerliydi. Başta Dünya 5'ten büyüktür konuşması olmak üzere Türkiye'nin geliştirdiği ve arkasında durduğu tezler Türkiye'nin yerel şartlarıyla sınırlandırılamaz. Bu konuşmalar başta Türkiye-İSAM dünyasının meseleleri olmak üzere yakın coğrafyamızı ve bütün dünyayı ilgilendirmektedir. Türkiye yeni bir yaklaşımı temsil ediyor ve bu yaklaşımın bütün dünyaya anlatılması lazım en azından son 10 yıllık süreç tarihi bir değere sahiptir. Her bir dönemeçte Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşmaların belirli bir düzen gözetilerek kitaplaştırılması birçok açıdan faydalı olacaktır. Türkiye çok önemli işler yapıyor ama bunun geniş kitlelere anlatılamadığı açıktır. Türkiye'nin mücadelesinin kendisiyle sınırlı olmadığını bildiğimiz halde gerekli adımların atılamamış olmasını ciddi bir sorun olarak görmek gerekir.